Excel dersleri serisinin yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Bu videoda hücre biçimlendirme yaparak aslında formülle yapılabilecek bir şeyi hücre biçimlendirerek de nasıl yapabileceğimizi öğrenmiş olacağız. Önce işin mantığından biraz bahsedeyim. Arkadaşlar bazen referans sayılarımızın yanında değerler göstermek isteriz. Mesela belli bir şartımız vardır. 12'den büyük mü küçük mü işte büyükse şunu yaz küçükse şunu yaz gibi. Bunu da genellikle biliyorsunuz. Eğer fonksiyonuyla yapabiliyoruz ya da büyük küçük gibi fonksiyonlarla bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Hızlıca hemen siz isterseniz bir örneği vereyim. Mesela dersiniz ki eğer C4 hücresindeki değer büyükse 25'ten gel sen buraya büyük yaz. Aksi durumda da gel buraya küçük yaz diyebilirsiniz. Şimdi bunu yazdınız. Evet büyük işlemi geldi buraya. Daha doğrusu büyük sonucu geldi, küçük sonuçları da geldi. Ama bu değer bölümü yanlışlıkla silindi diyelim. Şimdi siz de bunu aldınız ve karşı tarafa gönderdiniz. Karşı taraf bunu bu şekilde gördü. Ve sonuç olarak zaten başarılmış bir kazanım yok ortada. Bundan dolayı da iş bitmiş, başarılmış olmuyor. Peki biz biraz daha kolektif çalışıp nasıl bir strateji uygularsak silindiği zaman bile bu verileri hemen 5 dakikada hatta belki 5 saniyede geri alabileceğiz. Ben zaten şu anda işlemi yapacağım yeri seçtim. Eşittir dedikten sonra ilk sıradaki sayıyı aldım. Kontrol Enter ile birlikte buradaki değerleri eşitledim arkadaşlar. Artık benim burada yaptığım değişiklik burada da gerçekleşecek. Neden? Çünkü C4 hücresinde ben formül çubuğunda görüyorsunuz Eşitlemiş olarak gözüküyor ve diğer bölgelerde de bu geçerli. Bundan sonra yapmam gereken şey bu değer bölümünü alıp kontrol 1 deyip hücre biçimlendirme panelini açmak. Sonra isteğe uyarlanmış bölümüne geleceğim. Burada görüyorsunuz pek çok böyle şart var ve biçim var. Bakın benim daha önce yapmış olduğum biçimlerden bir tanesi burada duruyor. Zaten bunun aynısını kullanacağız biraz sonra. Şöyle yapalım. Buradaki genel bölümünü silelim. Ardından köşeli parantezlerimizi açalım. Köşeli parantezi açtıktan sonra köşeli parantezin içine ne yazacağımızı bilmemiz lazım. Bizim bir şartımız var. Bizim şartımız 25'ten büyük olması bu değerin ya da 25'e eşit olması. Biz bunu biraz da tersi de çevirebiliriz aslında. Biz bunu diyelim ki küçük eşit diyelim arkadaşlar. 20 pardon. Şöyle diyelim tabii büyük eşit diyelim yine. 25'ten büyük eşit olduğunda hücredeki veri şartımızı yazdık. Şartı yazdıktan sonra artık ne yapacağız? Köçeli parantezi kapatacağız. Şimdi sonuca geçiyorum. Sonuca geçmek için bakın arada bir noktalı virgül falan bırakmadım. Direkt olarak tırnağı açacağım. Tırnağı açtıktan sonra ne olsun istiyorum? Büyük olsun istiyorum. Eğer bu hücrede 25'ten büyük bir ifade varsa buraya büyük yazsın. Tabii Tırnağı da kapatalım. Şimdi noktalı virgülü koyacağım. Çünkü diğer şartı, diğer sonucu ben burada göreceğim. Diğer sonuç ne? Küçük. Yapmam gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi tamam dediğim anda bakın 25'ten büyük olanlar gördüğünüz gibi büyük. 25'ten küçük olanlar küçük. Peki 25'e eşitse ne yapıyor? Yine büyük yapıyor. Peki ben şöyle isteyebilirim. Yine kontrol 1 ile açtım paneli. Ardından geldim bakın. Burada büyük eşit bölümü var. Bunu silersem, eşit silersem buradan enter dediğimde ne yapacaktır? 25'i de küçük kabul edecektir arkadaşlar. Peki şimdi az önce yaptığımızı yapalım. Buradaki alanı silelim. Buradaki alan silindi. Şimdi gelip buraya tıkladığımızda sayı bölümünde isteğe ayarlanmış bölümünü görüyoruz. Şöyle yaparsak, kontrol 1 yaparsak bakın zaten burada benim için tür tutulmakta. Bundan dolayı da veri kaybolsa da sizdeki dosyanın zaten bir yeri sizde olacaktır. Hemen ne yaparsınız? Gerekli işlemi burada yaparsınız. Gelip eşittir. C4 hücresindeki değer ve ardından aşağı doğru tutup çekersiniz ve aynı verileri elde edersiniz. Basit bir format işlemiydi. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.